Hadi dünyanın bir kitap olduğunu hayal edelim. Seyahat etmeyen insanların bu kitabın sadece bir sayfasını okuduklarını ve bu arada macera olmadan yaşayamayan insanlar için bir sonraki bölümü okumak oldukça heyecan verici olurdu değil mi? Bugün sınırsız bozkırların, mavi göllerin ve kristal gibi olan nehirlerin olduğu bir ülkeye gideceğiz. Burası Kazakistan Cumhuriyeti. Bu devasa topraklar dünyanın en büyük 9. ülkesine ait. Eğer ülkenin kapladığı alan açısından kıyaslayacak olursak, Kazakistan, Fransa'dan 5, Büyük Britanya'dan 11 kat daha büyük. Ama Fransa ya da Büyük Britanya'nın aksine bu inanılmaz büyük ülkenin okyanusa hiç kıyısı yok. Ve bu da bu ülkeyi oldukça sıra dışı yapıyor. Kazakistan ayrıca binlerce akan nehrin ve düzinelerce gölün bulunabileceği bir yer. Ama bu kadar suya sahipken bile ülkeye yeşil bir ülke denilemiyor. Arazilerin pek çoğu çöllerle ve yarı çöllerle kaplı. Ayrıca üçüncü sırada da bozkırlar geliyor. Bu da en küçük bir alanda bile orman olmadığı anlamına geliyor. Bütün bunların yanı sıra Kazakistan tam bir harikalar diyarı. Eğer ili nehrini takip ederseniz ülkenin ilk harikası olan Balkaş Gölü'ne ulaşabilirsiniz. Bu göl oldukça büyük bir alanı kaplar ama yine de bu çok sığ bir göldür. Bu gölle ilgili ilginç olan şey doğu sularının tuzlu olması, batı tarafının da taze sudan oluşması. Yani gölün farklı bölümlerinde yer alan balık türleri bile bu yüzden çok çeşitlidir. Kazakistan'ın bilinen harikalarından biri de şarkı söyleyen Barkan ya da şarkı söyleyen kum tepeleridir. Hava kuru olduğunda İli Nehri'nin kıyısına gidip sanki okla çalınıyormuş gibi melodili bir şekilde çıkan sesleri dinleyebilirsiniz. Sesler bataklıktan gelmektedir. Bu inanılmaz ama güçlü rüzgarlara rağmen diğer kum tepecikleri dağılırken bu kum tepesi binlerce yıldır olduğu yerde kalmıştır. Şarkı söyleyen Barkan ülkenin eski başkenti olan Alma-Ata'da bulunmaktadır. Bu arada Kazakistan başkentini 20. yüzyılın sonunda değiştirmiştir. O zamana kadar burası şimdiki gibi olmaktan ziyade sıradan bir şehirdi. Ama 1998'de ulus başkenti buraya taşımaya ve adını da Astana koymaya karar verdi. Astana, Kazak dilinde başkent anlamına gelmektedir. Kelimenin tam anlamıyla bütün dünya şehrin inşasında bulunmuştur. Japonlar Tokyo, New York ya da Dubai'nin havasını yansıtacak gökdelenlerle dolu bir genel şehir planıyla geldi. İngiliz tasarımı binalar şehrin göze çarpan noktaları oldu. Huzur Sarayı, Uzlaştırma ve Kanşatri Eğlence Merkezi. Ve bunların yanı sıra dünyanın en büyük 3. opera binası olan Astana Opera Evi, İtalyan, Alman, İsviçreli ve Çek uzmanlar tarafından inşa edilmiştir. Kazakistan'a yakışan bir opera binası olmuştur.